Kazakistan'a gideceğiz şimdi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'de Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da bir araya geldiler. O görüşmeler sırasında genel kurula hitap etti Tokayev. Önemli mesajlar verdi. Astana muhabirimiz Güzel Zaytova'dan alacağız detayları. Evet Coşkun Özen, sizin de ifade ettiğiniz gibi Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev New York'a resmi ziyarette bulundu. Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 77. oturumuna katılmak üzere New York'a gitmişti ve dün Kazakistan saatiyle akşam saatlerinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 77. oturumunda Tokayev konuştu. Kazakistan lideri söz konusu oturumun dünyanın yeni jeopolitik çatışma dönemine girdiği ve insanlık için çok kritik bir dönemde, çok kritik bir zamanda gerçekleştiğini söyledi. Tabii Tokayev çok farklı konulara değindi ama ben şu anda öne çıkan başlıkları sizlere aktarmak istiyorum. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev nükleer silaha sahip devletler arasında artan rekabetten duyduğu endişeyi dile getirerek Kazakistan'ın nükleer silahlardan arınmış bir dünya için savaşmaya, mücadele vermeye hazır olduklarını ifade etti. Bunun altını çizdi özellikle. Geçmişte Kazakistan'ın nükleer silah denemelerinden önemli ölçüde zarar gördüğünü ve bu nedenle nükleer güçler arasında ilişkilerde nükleer silaha sahip ülkeler arasındaki artan gerilim tehlikesinin farkında olduğunu ifade ederek nükleer silahsızlanma Kazakistan'ın dış politikasının bir parçası haline geldi. Ve dolayısıyla nükleer silahlardan arınmış bir dünya için savaşmaya hazırız dedi. Öte yandan Tokayev Almatı'da, Kazakistan'ın güneyinde bulunan Almatı şehrinde ofisi bulunan Orta Asya ve Afganistan için sürdürülebilir kalkınma hedefleri konusunda Birleşmiş Milletler merkezini oluşturmayı önerdi. Konuyla ilgili Tokayev, Doğu ile Batı, Güney ile Kuzey arasında bir tampon pazarıyız. İklim değişikliği, Hazar Denizi, su kaynaklarının rasyonel kullanımı, sınırların çizimi gibi mevcut bölgesel gündemdeki sorunları ele almak için tüm ilgili taraflarla birlikte çalışmaya devam etmeyi amaçlıyoruz. Bu nedenle Almatı'da Orta Asya ve Afganistan için Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Bölgesel Merkezi'nin açılmasını önemli buluyoruz ifadesini kullandı. Diğer taraftan tabii dünyada barış konusuna da değindi Tokayev. Oldukça önemli bir konu. Tokayev Asya'da işbirliği ve güven artırıcı önlemler konferansı çerçevesinde Astana'da bir platform önerdi. Biliyorsunuz söz konusu zirve Kazakistan'ın başkentinde 12-13 Ekim'de yapılacak. Bunların hazırlığı yapılıyor şu anda. Kasım Jomart Tokayev ayrıca Andorra, Moldova, Litvanya Cumhurbaşkanları Uluslararası Kızıl Haç Komitesi Başkanı ile de bir araya geldi. Öte yandan gıda güvenliği küresel zirvesine de katılan Tokayev Avrupa Konseyi Başkanı ile de görüştü. Zirvede de bir konuşma yaptı Kasım Jomart Tokayev. Kazakistan'ın küresel gıda kıtlığıyla mücadele etmek için tarımsal potansiyelini kullanmaya devam edeceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı ülkenin tahıl ve diğer temel gıda maddelerinin güvenilir tedarikçisi olmaya devam edeceğinin altını çizdi. Trans-Hazar Uluslararası Ulaştırma Koridoru dahil Kazakistan'ın transit ve ulaştırma yeteneklerine vurgu yaparak önümüzdeki yıllarda Kazakistan üzerinden kargo taşımacılığı hacminin önemli ölçüde artmasını bekliyoruz. Kış arifesinde Kazakistan mevcut enerji kaynaklarıyla enerji kaynakları ve kritik emtia kıtlığını azaltabilir dedi. Tokayev'in New York'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüşmeyle sona erdi diyelim. Öte yandan Tokayev New York'ta görüştüğü liderleri Kazakistan'a davet etti. Dün ise biliyorsunuz Amerikalı yatırımcıları Kazakistan'a davet etmişti. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri Kazakistan ekonomisine yatırım yapan ilk 3 ülke arasına giriyor diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım. Güzel Zaytova'dan aldık Kazakistan'dan son notları sevgili seyirciler.